Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve beden daima sevgili canım kardeşlerim. Size bir ses kaydı yapacağım. Ee, bakayım becerebilecek miyim? İstifade ettiğim bir manayı, gerçi bununla alakalı buna benzer çok kayıtlar, dersler dinlediniz. Ama e, bir bütünlük haline, getirme. Şimdi bir haletim oldu ciddi. Öğle namazını kılarken hiçbir teveccühüm yokken ihtiyar ve irademin dışında olması ortaya böyle halet işte bir hoş bir haletle ortaya çıkınca sizinle de paylaşmak duyuyorum. Niye duyuyorsun? Niye bunları paylaşıyorsun? Ben Rabbimle böyle bir anlaşmam var. Ya Rabbi bana ver ben de senin kullarını aktaracağım dediğim için işine yarayan alsın, yaramayan çöpe atsın. Arkasında da bir tür bir sürü bir sürü şeyler sayabilir. Ya bu ne yani anlatıyorsun? Gıybet ve iftira yapın. E, hakkı melal. Üç önemli değil. E, istifade i̇stifade ederseniz ne hala. Şimdi bazı kanunları kullanacağım. Acele edeyim fazla kayıt olmasın. E, hulasa olarak söyleyeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir manada şöyle bir şey okumuştum. Kötü bir sitede diyor ki kabirde bütün koku, kötü kokuların bütün bütünselliği, bütün çirkin görüntülerin toplamı, bütün çirkin seslerin tümü, bütün böyle şekillerin, renklerin, kokuların, pisliği yani doğdun, doğdun öldün, bütün o pislikler bir kar topu yapılacak. Kar topu. Kar topu yapılacak. Bunun menfisi bu. Müsbeti de aynı. Kabir eline bunlar gönderilecek, musallat edilecek. Okuduğumda şöyleydi. Kabir ehli dehşet alacak. Kimsin sen? Kimsin? Böyle çıldıracak. E, düşünebiliyor musun? doğdun ölene kadar aldığın bütün pis kokuların toplamı. Doğdun, öldün, gördüğün bütün korkulu görüntüler, sesler, şekiller, düşüncelerin seni ürketen, deşete sokan, psikolojini bozan bütün hepsinin toplamı insana takdim edilecek veya tersi bütün güzellikler sana takdim edilecek. Kabir ehli bağıracak işte. Kimsin sen? Onlar, onlar, o dile gelecek. Çünkü o canlıdır, ruhludur, şuurludur. Niçin? Çünkü senin bedeni misallerindir. Sen onları aklın varken, kalbin varken, ruhun, hayatın varken yaptığından dolayı o o fiil basit gibi gözüküyor. O davranışın, o konuşman, o eylemin, fiilin ortaya çıkması için altyapısı neydi o fiilin? Akıl var sende, yaparken aklın vardı, kalbin vardı e, hissim vardı, meylim vardı, ruhum vardı. O zaman o şekil, o manevi enerji canlıdır, ruhludur, şuurludur. E, sen, sensin zaten. Yani senden çıkanlar senden kopuk değil. E, çünkü devamlı sen var olup yok oluyorsun. Onlar hepsi sensin. Başka bir örnek vereceğim. Bu bir örnekti. Daha bu netice değil bunu biliyordunuz zaten. Bir de mescide bir şey asılması icap etti. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hz. Ali demiş ki ya Resulallah bas. Üzerime bas asın onu diyor. Çünkü yüksek. Hayır Ali diyor sen bana bas sen çık as dedi. Estağfurullah ya Resulallah. Hazreti Peygamber dedi ki ya Ali bu öyle değil hürmet değil. Çünkü o anda vahiy gelir bende bir hal olur veya hadisi kutsi hali olur. Sen o ağırlığı kaldıramazsın. Hz. Ali radıyallahu anh hürmeten dedi ki ben o özelliği siz vermediniz mi? Allah'ın aslanı yani dayanamaz mı? Peki dedi o zaman hikmet ilahi bu dersi vermek için Hz. Ali'nin omuzundayken vahi geliyor. Hz. Ali yere abanıyor, yapışıyor. Ve Hz. Ali radıyallahu anh ifadesiyle e, baktım kafasına kafası yok. Yani arş azama doğru yok yani. Oraya doğru gitmişti. Ayağına bakıyorum. Ayağı da ferşe doğru nihayetsiz gidiyor. Bu bana Risale-i Nur'daki üç tabiri anlattı. Risale-i Nur'da şu tabir geçiyor. Geniş, derin ve yüksek manalar diyor. Farkında mısınız? Ya Risale-i Nur bambaşka ya. Bak derin, geniş, yüksek. Şöyle bir okyanusu hayal edebilir misiniz hayal okyanus ettiniz mi geniş bir de dibine bakın bir de okyanustan semaya bakın e, derin demek zisalenurda dima ait akıl yani manalar derin olur geniş deyince kalbe bakar harita özelliği var ...bütünsel hepsini toplamış yüksek deyince o ruhu anlatıyor arş azama doğru. O ruh demeden yüksek diyor. Kat demeden geniş diyor. Dima akıl demeden derin diyor. Tamam Bunu da altına topla. Bak ne acayip bir şey şey yapacağız ki konu. Bunu da malzeme yapacağız. 3. Fıkıhta şarap içenin teri de necistir der. Mesela içki içmeyen, şarap içmeyenin teri mubahtır. Mübarektir. Hiçbir şey olmaz. Ama ...şarap içinin teli de aynı... ...şarap gibi necistir... ...başka bir tane 3 etti... ...bu dört... Ee, ...Kastamonu 66'da... buharat ı Muzahrefe'den bahsediyor... Ee, ...yani... ...insanların kötü düşünürken... ...kötü niyetleri varken... ...ruhları da bozuk... Ee, ...o zaman insanlardan çıkan... ...bizim maddi gözümüzde gözükmüyor bunlar şeytanlar ve cinler görüyor. Köpekler de hayvanlar da görüyor. İnsandan çıkan böyle dalga var. Düşüncelerin ve meyillerinin oluşturduğu dalga. Buna ustad diyor ki havayı teslim eden, havayı zehirleyen buharat muzahrefe bunu üç aylarda buharat-ı münezzehe dönüşüyor. Yani insanlardan çıkan buhar. Ee, mesela asfata baktığınız zaman yazın sıcak. Böyle serap gibi şey gözüküyor. Bunun gibi ama bu realitesi var. Havayı zehirliyor veya nurlandırıyor. Bunu nasıl anlarsınız? Yatak odanıza havasına bakın. Evinizdeki salona bakın. Bir de sohbete gelmişseniz dershane, ders yapılan salonuna kıyas edin. Üçünü. Yatak odan, evdeki salonun Dershanedeki ders yapılan salon, kıyas edersen, 4 bir tane de vereyim, Osmanlı'da zamanında yapılan camilere gir, bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye girin, aynı şeyi, o havayı göremezsiniz, farklıdır, 4 etti. Şimdi 5, 5. malzemeyi kullanıyorum, hem elektrik üreten pervaneler düşünün. Hani var ya pervaneler var. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ee, zahirde e, aynı şeyi tekrar ediyor. Namaz gibi veya haçtaki dönmek gibi. Zahirde aynı şeyleri yapıyor. Oysa elektrik imal ediliyor ve şehirde milyonlarca farklı şeyleri yapıyor o elektrik. Fırında ekmek pişirirken inşaatta yük çekiyor. Bilgisayarda e, mana oluyor. Renk oluyor, renkler oluyor, ses oluyor, görüntü oluyor, bilgi oluyor, hareket oluyor, acayip her şey oluyor. E, elektrik mesela, neye benziyor bu? Bizi bizi temsil etse Pervaneler aşağı yukarı aşağı yukarı. Bunlar namaz gibi eylemsel hareketlerimiz. İbadetler de böyle e, elektrik imal ediyor. Pervaneler aşağı yukarı aşağı yukarı biz de Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Elektrik imal ediyor ruhta. Ruhta nasıl ki o pervane dönmesiyle gözde gözükmüyor elektrik ama şehirde eylemlerini görüyoruz. Eee ışık yanıyor, korna çalıyor vesaire. Yani elektriğin dişe vuruşunu görüyorsunuz. Ama bu e, ekmek pişerken e, binada celaskal yük çekerken bunun arkasında pervanenin aşağı yukarı aşağı yukarı olduğunu işte namazda bu pervane gibi elde edilen enerji ruhta ruhtaki istidat ve kabiliyetler inkişaf ediyor haya oluyor, edep oluyor merhamet oluyor, şefkat oluyor hak ve hukuku biliyor buna dönüşüyor hem iki, beş yıkı güneş panelleri düşünün güneş hem belediyenin o yeşil, sarı, kırmızı yanan lambaları elektrikte yanmaz. Güneş panelleri var. Veya Avrupa'da çatılarda, şimdi Türkiye'lerde daha büyük yapılıyor. Tarlalara panel koyuyorlar. Oraya güneş vurduğu zaman o panellerden elektrik imal ediliyor. Şehre elektrik gidiyor. Bu da şeye benziyor. dima benziyor. Yani elektrik panelleri bir bahçede elektrik Panelleri dizilmiş. güneş Güneşte haşa, haşa Allah'a misal. Paneller dima misal kafaya. O güneşten gelen şualar hidayete misal. Tefekkür ediyoruz. Ee, Hidayet de Allah cevap veriyor. Tefekkürle elde edilen yani panelle elde edilen elektrik gibi. Paneller de dima misal, pervaneler eyleme misal. C şıkkı navigasyon var. Navigasyon biliyorsunuz elinizde telefonu veya navigasyon aletini aldığınız zaman aynı anda elinizde büyütürsünüz, küçültürsünüz. Bulunduğunuz yeri görmeniz için, görebilmeniz için geçmişi ve geleceğiniz olması lazım. Mesela şimdiki zaman diyebilmeniz için aynı zamanda gelecek zamanı ve geçmişin olması lazım. Eğer geçmiş yoksa şimdiki zaman diyemezsiniz. Eğer gelecek zaman yoksa şimdiki zaman diyemezsiniz. Şimdiki zaman deniliyorsa otomatik olarak zorunlu olarak geçmiş ve geleceğin varlığı vardır. Gelecek yoksa şimdiki zaman da yoktur. Eğer ee, geçmiş yoksa, şeye, gelecek yoksa geçmiş de yoktur halde yoktur. Nerededir gelecek madem varsa? Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Şimdi ben başka bir şey anlatmak için söylüyorum. Navigasyon hal ve geleceği ve geçmişi bir anda gösteriyor. E bu da nereye misal? Niyetine ve hedefine göre sesleniyor sana navigasyon ve sana yol gösteriyor. Bu da kalbe benzer. Demek ki güneş pervaneleri yani pervaneler şey güneş diyorum pervaneler rüzgarla ...dönen pervaneler... ...namaz, oruç... E, ...zekatımız... E, ...gibi bu... ...eylemlerimize misal... ...güneş paneli... ...dimağımızdaki tefeküre misal... ...navigasyon... E, ...harita olması itibariyle... ...kalbin harita olduğunu söylüyor stat, ...kalbe misal... E, ...bu beş tane alta topluyorum... ...Peygamberimizin... ...bak kabirdeki hali söyledi... İki Hazreti Ali ile omuzuna çıkıp mescide bir şey asması. Fıkıhta şarap içinin durumunu anlattım. Üç aylarda e, şu insanların yaşadığı toplumda hava zehirleniyor. Hava zehirlenmesi. Efendim bir de ne anlattık? E, bu elektrik panelleri veya navigasyon bunları alt alta topladığımız zaman çıkan netice şu namazda hatırıma gelen insanın tüyleri ürpettiriyor. Düşünüp tefekkür ettiğimizde kalbimizdeki niyetler, meyiller ve tarafkirliklerimiz yaptığımız eylemlerden ruhsal halet ruhenlerimizden şu çıkıyor. Ortaya çıkan fiillerden, enerjilerden, hislerden ve latifelerden vücudu harici mahluk yaratılıyor yani e, düşündüklerimizi koy tencereye kalbimizde geçenleri meyilleri hisleri ve tarafkillikleri üç tane e, niyet niyet, nazar mana ismi mana harfi tarafkilliklerimizi de koy tencereye yani düşündüklerimizi koy tencereye e, niyetlerimizi meyillerimizi ve tarafkilliklerimizi koy tencereye e, yaptığımız eylemleri koy ten tencereye ruhla, ruhsal haleti ruhiyelerimizi koy tencereye karıştır 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 bir mahluk yaratılıyor. İşte hakiki senin şahsı manevin budur. Sen busun o anda. Cemaatın da aynı böyledir. Cemaatın şahsı manevisi nedir? E, benim bu haletimi yani ben kimim? işte düşüncelerim, e, hislerim, tarafgirliklerim, niyetlerim, maillerimi koy tencereye, yaptığım fiilleri koy tencereye, ruhsal hat, halet rüyelerimi koy tencereye, karıştır, 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 karıştır. O bütünsel, ortaya çıkan homojen, bütünsel bir e, mürekkeptir Risale'de. E, kimyada homojen, bizde mürekkep, yani bütünsel. Ayrı ayrı şeylerin tek şey olmuş. Hiçbir şey değil. Tek şey. Hepsi tek teklerden çok farklı bir şey. O kimdir? O benim. Ha ben. Beni koy tencere şimdi. Senin de seni de koy tencereye. Ayşe Fatma'yı Ali Hüseyin'i de koy. E, koy tencereye. Maziyi de gelecektekileri de koy Nur Cemaatı'nın efradını. Koydun mu tencereye? Onu da karıştır, 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 karıştır. ...ondan sonra çıkan bütünsel e, şahsi manevidir. Şahsi manevide farklı bir şey var. Şahsi manevide menfi yoktur. Yani benim şahsi manevim e, müspeti için söyledim. Mesela e, bir nur talebesinin namazı var şahsi manevide ama istediği haram faiz aramını televizyonda haber nam altına seyrettiği kadınları, aramları, e, onlar, onlar girmiyor bu şahsi maneviye. Çünkü niye? Niye girmiyor? Yani bu tasup bir laf. Hayır kardeş, nurlar sirayet eder, kesifle sirayet etmez de ondan. Yani, aynayı güneşe tutun, bahçeye yansıtın, güneş bahçeye yansır. Yani güneşi vurmadığı yere aynayla yansıtırsınız. Peki beni aynaya yansıyayım, aynayı karşıma aynayı çevirirsem benim simam yani benim aynadaki görüntüm başka bir yer yer yansımaz demek ki kesifin yansıması yoktur Nur, nuraninin yansıması vardır bu aynı zamanda şeyin cevabını vereyim böyle bazı şeyler var böyle piyasada babasının günahını babasının zekatını babasının adağını çocuğuna torununa fatura çıkaranlar var Vela teziru vaziretu mizre uhra sırrına da zıt. Yani herkesin günah kendindendir, başkasına ait değildir. Ee, anladınız anladığınız meseleyi ee, tornuna fatura çıkartıyor. Oysa ayet-i kerime zıttır. E neye benziyor? Niye sirayet etmez? Etmez kardeşim. Zülmette sirayet etmez. E, sevaplar sirayet eder. Babanın sirayet eder. Ama e, kötülükleri sirayet etmez. Muhakematta Risale-i Nur'da kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Ama kendisine katkı yapmasa nesline benzer. Şimdi neyse kısacası bu arada bazı sorulara da cevap vermiş oluyorum. Şimdi ben kimim dendiği zaman işte bu saymış olduğumuz fikirlerden fikirlerimden yaptığım hani pervane gibi yaptığım eylemlerden çıkan enerjilerden yaşantımdan kalbimde, vicdanımdaki hislerden, ruhumdaki latife-i Rabbaniyelerden, kalbimdeki niyet ve meyillerimin bütünselliğinden Allah bir macun yaratıyor, mürekkep bir macun. O enerjidir, o enerjidir. O enerjide ne var? Fikirlerim, fikrim var, eylemlerim var, hislerim var, yani vicdanım var, kalbim var, ruhum var. Hepsi canlıdır, ruhludur, şuurludur. O benim. Hakiki benim. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Buna e, Risale-i Nur'da bedeni misali deniliyor. Bunlara bedeni misali geçiyor. Çok tuhaftır. E, bu timsali suretimizdir. Bedeni misali nedir? Mektubatla geçiyor. Şimdi bunu söyleyeyim kesiyorum. Ampul düşünün. Saniyede Türkiye'ye göre 40 defa veya 60 defa yanıp söner. Böyle. Ama biz gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için e, ampulün, ışığın devamlı yandığını zannederiz. Bunu biliyorsunuz. E, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için devam, devamlı yanıyor zannediyoruz. Aynı biz öyleyiz. İlimden kudrete, kudretten ilime alemi gayipten alemi şahadet alemi şahadetten alemi gayba yani yani şu var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. Var olup yokum. Bu drrrr, o kadar çabuk oluyoruz ki biz devamlı varız zannediyoruz. Ee, biz e, hani var olup yok oluyoruz. Yok olunca ne oluyor? Hani o giden ne oldu? Onların her birine bir bedendir. Benim her biri benim o be, e, onları toplarsanız ...bedeni misali denilir. Tam e, vücudu misali de deniliyor. Bütünseldir. İşte o her andaki o dırlar cennete gittiğimiz zaman her drrrt, canlı ve ruhlu, şuurlu olduğumuz için cennette nihayetsiz yerde olacağız. E, ona da cevap Nedir o niyet? O dırrlar senin ömründe kaç tanedir? Nihaetsiz. Hele ihlaslı değilsen birer tane oluyor. İhlas varsa onlar çoğalıyor. Peki cennette kaç yerde olacaksın? Nihaetsiz. Bazıları diyor ya işte haşa orası şu bir yer mi ki huriler çoktur? ...tamam ona da cevap veriyorum. Ee, yani bir yandan niçin olacağız? Doymayacak mıyız? İşte her bir beden misali bir iş yapacak ondan bir şey e, hem çok hem bir anda farklı işlerde olacaksın. Niçin? Mesela ben sizle şu anda konuşurken e, 15 dakika önce namazdaydım. Başka bir boyuttaydım. Şu anda dırırırtlarımla namazdayken dırırırtlarım farklı bedeni misali anları var. Onlar hepsi cennete farklı olacak. Yani hani bazıları der ya işte o gayrimeşru böyle ahlaksız. İnsan tabi insanı cenneti şey yapmak istiyor, aşağılamak istiyor tabi estağfurullah. Orası gayrimeşru yer mi ki bu kadar e, zevk e, alet şeyleri verilecek? Çünkü sen zannediyorsun ki bir dünyadaki gibi buradaysam, orada değilim. Bunu konuşuyorsam başka şey konuşmuyorum. Bunu istiyorsan başka şeyi istemiyorum. Ağlarken gülmüyorum, gülerken ağlamıyorum. Cennette böyle değil. Peki cehennemde nasıl olacağız? O druttlarım. Cennet, ...cehennemin de nihayetsiz yerinde... ...olacağım... Ee, ...kısacası... ...ben, ben gibi gözükürken... E, ...dört tane şeyin... E, ...bütünsel... ...ceminden, mürekkebinden... ...uydurukçasıyla homojeninden... ...ben, benim, nedir o? Yaptıkların fiilleri... ...şu anda yaptığım fiili... ...şu anda yaptığım fiilin enerjiye dönüşüyor... ...çünkü kolumu kaldırırken... ...ortaya çıkan enerji koluma benziyor. Koluma benziyor. E, tefekkür ederken ortaya çıkan enerji tefekkür ettiğim şekilde giriyor. Nefret öderken birisine o nefret ettiği manaya göre o enerji şekilleniyor. O enerji o tiptendir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki la tefekkeru Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz diyor. Çünkü tefekkür ettiğin şey gibi şekilleniyor Allah'a. Yani neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Sırrı var ya. Fizikte de böyledir. O zaman ben kimim? Ee, görünen, düşünen falan değilim. Yaparken ortaya çıkan enerji ne yapıyorsam o enerji ona benziyor. O. Neyi düşünüyorsam o enerji o düşünceye benziyor. Neyi hislerim varsa, meylim varsa, niyetim varsa bir de şey e, tarafkir olduğum, kafire mi taraftarım, Müslümana mı, Allah dostuna dost muyum, düşman mıyım? O anda kime taraf girsen ona benziyorsun kalben, yani kafire o anda taraftarsan o anda o adama benziyor. O oluyorsun. Benzemiyorsun. O oluyorsun. Ee, bir de halet rüyeler var. halet rüyeleri de kısaca anlatayım. Tencereyi tencere getir. İçine el merkezden koyuyorum. Ee, Şunat-ı Zaten'in bizdeki karşılığı e, halet rüyelerin kaynağı nedir? Halet rüyeler nereden çıkıyor? Bunu kitap okuyanlar durdurup durdurup yazsınlar ya. Ben çünkü yazdım da konuşuyorum size. E, halet rüyelerimiz şunların bütünselliğidir yedi tane. halet rüyelerimizin altyapısı soğanın cücüğünden kabuğuna çıkıyorum. E, Allah'ın şefkat-ı mukaddesesi bizde şefkat var. Çık dışarıya Allah'ın muhabbet-i münezzehisi e, bizde o bize ne bıraktığını müne muhabbet. Allah'ın şefkı mukaddesesi var, bizde şefk var. Allah'ın surur mukaddesesi var, bizde surur var. Allah'ta lezzet mukaddesi var, bizde lezzet var. Allah'ta memnuniyet memnuniyet mukaddesesi var, bizde memnuniyet var. Allah'ta iftihar mukaddesi var, bizde de iftihar var. O zaman şefkat, muhabbet, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunları tencereye koy, karıştır, 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 karıştır. Bunun bütünselliği senin haleti rüyendir. Ha, haleti rüyeni bu haleti rüyeni o anda neyse bu senin haleti rüyendir. Haleti rüyelerini koy tencereye. Kalbinden de e, kime dost, kime düşman oldunsa mesela gittin e, Mim Kemal'a taraftar oldun o, o an taraftar oldun olduğun anda ona benziyorsun olsun ee, vicdanen hislerin e, ve niyet ve maillerinde donuyor o anda yani o, o, oluyorsun ya şeklen ya o oluyorsun o o o enerji odur şekli o ötelerde öyle gözüküyorsun namaz kılarken eylem yapıyorsun ya eğiliyorsun kalkıyor bu enerji harcamıyor musun bu enerji donsa, o andaki namaz şeklindir. Biz oyuz. Bu değiliz. Mesela, o Allah Kur'an'ında e, diyor ki, hani bazıları diyor ya, paranın ve imanın kimde olduğu belli değil. Bu Yahudinin, dinsizlerin, imansızların sözüdür. Ne yaparsan yap, belli değil. Yani, neye benziyor? Üzümüye bağını sorma. Haram, helal mı Sorma. Ee, i̇manın da, paranın da alameti vardır. Bunu niçin söylüyorlar? Ne yaparsan yap, kimse görmüyor, bilmez kardeşim. Hep bilir. Simandan, davranışından, haletinden, konuşmandan, eylemlerinden, yaşantından hepsi dışarıya kusuyor. Ki Allah bazı şeyleri bazı şeyleri teminat altına almış. Mesela imanın tapusu Kur'an-ı Kerim'de açık mehalen söylüyorum. Allah'ın evlerini, mescitlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Bu ne demektir? Allah'ın mescidini, camileri, medreseleri, külliyeleri, yani Allah'ın sesinin, Musa Aleyhisselam kısasında anlatıyor, 30. şeyde, 20, Nur suresinde, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ayette bir mana, 5 tane ayeti toplayayım size. Ee, diyor ki, bir kısım meçhul evler vardır ki, yani herkes tarafından bilinmez. Orada erkek oğlu erkekler vardır. Onlar erkektir yani. İşlerinde kadın yok. Orada sabah akşam Allah'a zikrederler. Çok ilginçtir bir şey, o meal söyleyeceğim. Onlar ne ticaret ne ziraat yapmazlar. Fakat zekatlarını dost dolu verirler. Ticaret ve ziraat yapmayanın parası mülk olmayacağından zekatı olur mu olmaz. Ama Allah diyor ki e, ne ticaret ne ziraatla meşgul olmazlar. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ama onlar zekattan verirler. Allahu Alem bu e, fıtratın zekatı, yaratılışın ücreti. Onlar peki bu evlerde ne var? Nur, orada Allah'ın nurunu sesini yüceltirler. Buralar Allah'ın müsaade ettiği yerlerdir diyor. Yani yönetim, sistem, e, Müsaade etmemiş demektir. Resmi değildir. Çünkü Musa Aleyhisselam kısasında Kur'an'da da Ya Musa git meçhul evler edin. İsa Aleyhisselam'da da öyle. Bütün peygamberlerde tebliğ icra ederken meçhul ee, yani gizli evler edin. Ee, İsa Aleyhisselam'ın e, havarileri, Musa Aleyhisselam'ın havarionları, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Assaf-ı Suffası ...bu evlerde yetişmiş. Darül Erkam... ...Radiallah'ın evi gizliydi. Ondan sonra... E ...şimdi bunlar da nedir? Bunlar... E, ...fiili... ...peki bu mevzuyu... ...nedir? Ruhsal... ...tersini söylemek için söyledim. Kafadaki fikir... ...kalbindeki... ...niyetin meylin, hissin, tarafkilliği Bu komple kan. Ruhtaki haleti ruhiye mescit yapıyor. Medrese yapıyor. Cami yapıyor. O anda o yapma şekline dönüşüyor ki Allah imanının tapusunu sana veriyor. Diyor ki ancak Allah'a iman edenler yapar. Ve peki ne yapıyor? Allah bir aynı silmen cenneti yapıyorum diyor. Yani A eşittir B ise B eşittir A'dır. O anda bizdekiler şahsi manevi donmuş enerji oluyor. Ee, bunlar da e, Allah da buna mukabil senin bu eylemlerine senin o enerji o fiilin meylin eylemlerin donuyor. Bina oluyor iman oluyor. İman mahluktur zaten. Bazılarının dediği gibi e, bana benim niyetim temiz. Olmuyor. İnsan dört tane şeyin bütünselliğidir. Eylem, dima, kalp ve ruh. E, mesela niyetiniz amelinizde hayırlıdır. Ne zaman bu? Hadis, muhadisler söylüyor. Gücün, iktidar, ihtiyar, salayet ve mesuliyetin olmadığı zaman köle ve esirsen namaz kılma isteğin çok istediğin halde kılamayınca esirsin kölesin veya bir yerde hapissin böyle ee, o namaz kılmış gibi kabul ediyor. Ne zaman? Niyetin amelinde haylidir. İktidarın, ihtiyarın, salahiyetin, mesuliyetin ortadan kalktığı zaman. Yoksa oturuyorum şimdi öğle namazı vakti. Vallahi namaz kılmak eylemdir. E, niyetim namaz kılmaktır, niyetim amelimde hayli ise kılmamak, kılmaya göre evladır. Bu zındıkların uydurdukları şeydir. Dolayısıyla hayra niyet edersen yetmiyor. E, takdir etmek yetmiyor. E, salahiyet, mesuliyet, iktidar ve ihtiyarın nispetinde e, buna gücün var mıydı? E, vardı. Hiçbir işe yaramıyor. Veya iktidarın, ihtiyarın, salayet mesuliyetin yok ama niyet ediyorsun. Allah o halet, o fiilin bir, o diman iki, o kalbin üç, o halet rüyene göre niyet ettin ama hakikaten e, gücün yetmiyor. Ne fiilen, ne diman, ne kalben, ne halet rüyen. O zaman tamam Allah aynısını kabul ediyor. Ama fiilen muktedirsin, aklen muktedirsin, ruhen muktedirsin, kalbe muktedirsin ama kendini ben işte niyet ettim diye bu kendini aldatıyorsun geceniz gündüzünüz mübarek olsun Cenab-ı Hak Rızası dairesinde yaşama eyleminde yaşama fikrinde yaşama hissiyatında yaşama haleti rüyasında ve bu bütünsellik noktasında ömür geçirmemizi ve hayatımızın sonuna kadar bu bu riza ilahi dairesinde yaşamayı ve hizmet-i imaniye Kur'aniye'de Cenab-ı Hak şahs maneviden oluşan, hizmet-i Kur'an'dan oluşan şahs maneviden hissemizi ziyade eylesin e, ve e, yaptığımız ve düşündüğümüz, meylettiğimiz şeylerin e, çoluk çocuğumuza da sirayet edeceğini nesillerimizden bir şekilde Böyle karşılık bulacağını şuurunda eylesin. Ee, Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima e, bu sesten istifade ettiğinse ücreti e, dua etmektir. Hoşunuza gitmemişse çöpe atarsınız.